tuz, karabiber ve taze nane ekleyeceğim. İnce ince kıyacağım şimdi onu hemen. Taze naneye özellikle terbiyesini kattıktan sonra mı koymanız gerekiyor? Evet, çünkü taze nane ekleyeceğim için hem ölmesin, biraz diri kalsın, kalabildiği kadar. Yavaş yavaş da olsa bir şeylerin meydana çıkmasına sevinmemek elde değil. Bu arada süt helvamız ne durumda Kadir? Şu anda hafiften koyulanmaya başladı ama gıbıl gıbıl olmadı daha. Hadi inşallah hemen gıbıl gıbıl olur. Bu arada çorbanın taze nanelerini de doğradınız Emre Bey. Artık inşallah bitecek. 8 sezonluk Hint dizisi gibi bir mercimek çorbası. Gidip gelip bir türlü bitmiyor mercimek çorbası. Ama ayvalı mercimek. Sürekli yeni bir macera oluyor. Yalnız hamurda tam hamur oldu. Altın sarısı mübarek. Makarna hamuru bu şekilde. Evet, tam renginde oldu. Kadir. Açması biraz zahmetli bunun. Evet. Neyine bakıyorsun öyle? İşte numarası varmış gibi sanki. Dinlendiğinde böyle. Ha, göz göz oluyor. Evet, göz göz oluyor. Çok dinlenmedi ama. Nasıl açacaksın, nasıl keseceksin onu merak ediyorum. Tabii un kullanacağım. Açmadan hemen unumu getireyim. Tavuklarımız da bayağı su saldılar. Evet. Kendilerinin haşlanaraktan kavrulmasını bekliyoruz. Da sen bunun niye önce sebzesini, soğanını atmadın, sonradan mı atılıyor içine? Tavuk daha geç pişiyor. Sebzeler ölmesin, diri kalsın diye. Anladım. Onu ne yapalım istersen? Şu büyük tencereyi alalım, bu ocağa koyalım. Yo, fark etmedi mi bizim için? Teflon ya bir de, suyunu daha geç çeker. Ona koyalım. Tencerede bir yandan pişsin. Evet. Hatta suyunu da biraz süzebiliriz Kadir. Meşhur sushi pirinçlerimiz de suyunu çekti bile. Şimdi sıra geldi sirkeli karışımı yavaş yavaş pirince katmaya. Tabii bu işlem yapılırken pirincin mutlaka havalandırılması gerekiyor. Peki o kötü kokan şeyi onun üstüne dökmesen de onu normal güzel bir tuzlu suyla pişirsek de onu ona sarsak güzeli pirinci murdar et. Lezzetini veren bu. Buna baharat falan atmayacağız mı? Buna ne koyacağız? Atacağız, soslarını atacağız en önemlisi. Kadir, buna yağ ekledin mi sen? Ekledim. Sonradan? Tamam. Şimdi tavuklar da çok ölmesin. Mantar mı? Ne? Soğanı ekleyelim. Onun hızlıca soğuması gerekiyor. Aç şu camı. Şuraya bir tabure gibi bir şey koyup bunu ben götüreyim balkona koyayım mı soğusun? Ama arada bir karıştırmamız lazım, unutmayalım. Tamam. Karıştırılması şart Kadir. Bizim o saçaklıya beni mi karıştırsın? Çinlilerde kesilip hazırlandı ama maalesef sadece 34 dakikanız kaldı beyler. Kadir, tavuk çıksın en azından. Salata var daha sirkeli suda. Daha sofra ses, var. Ses bize yardım etsen olmaz. Hadi Emre, hızlan artık Emre. Ne yapmamı istersiniz? Vallahi yetiştiremeyeceksiniz. Ben gidip sofrayı kurayım bari. Olur. Yok, git akşama iki tane ekmek al gel masaya. Yavaş Kadir, yavaş. Aa, yeter ama. Tamam, bağırma. Rokalarınız hazır Emre şefim. Ne girecek şimdi bunun içine? Ona çeri domatesleri ekleyeceğiz. Lime limon sıkacağım, zeytinyağı. Lime limon ne? Onun adını limon diyemiyorsunuz da. Yeşil limon, yeşili desenize. Daha lime güzel. Limon, lime limon. Sen ne döktün onun içine, ketçap mı? Bunu sosunu veriyorum şimdi. Ne o? Hemen bakayım Kadir. Bu hemen bakayım dedi. Bu tatlı, tatlı sos. Aynı rengi sahip oldukları için şu an. Benim bir saniye, sosum senin vardı. Bu... Sivitçili. Tatlı acı sos dediğin hazır sos muydu? Evet. Ben de sen yapacaksın zannettim onu. Hayır. Diğer sosumuz nerede? Ola, bu sos ne güzelmiş. Sos daha vardı. Anam. Diğeri çok de lazım ama şu an. Bunun markasını istiyorum, şişesini. Evet, tamam. Evet, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Dış seste ellerini aldı, fettuccinileri kesiyor. Ben salataları soyuyorum. Yarışmacımız da orta düzeni sağlıyor şu anda. Neyin neye katılacağını kontrol. Kadir, o salatalıklar sushi için olmasın sakın. Salataya koyacakmış. Hayır, sushi için. Ya işte kafana göre iş yaparsan böyle elinde bıçakla kala kalırsın Kadir. Salataya değil mi bu sushi'ye? Salata orta mı giriyor? Fettuccinler hazır şefim. Tamam, ne bileyim, bilemedim. İstersen artık bırak salatalıklarla oynamayı Kadir. Zaten sushi için en iyi salatalık nasıl kesilir bir tek ben bilirim. Ay tamam, anladık ha. Her akşam evde sushi yapıyorsun. Her akşam değil ama haftada bir kere yapıyorum. Sushi, sushi, sushi. Sanki neymiş al sushi. Son 25 dakika. Tamam. Allah. Arabaya taş koydum. Arabayı çeksen şimdi, işimiz var. Divanım, arabaya
gene bak söyletti bana. Arabaya taş koydum civanım, arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum civanım, ben bu yola baş koydum. Evet, bu yola baş koydum. Dün yine bir ödül daha aldık. En hamarat benim ekibi olarak da. Evet sevgili seyircilerim, sonunda beklenen an geldi. En amarat benim de sushi yapacağız. Ortalardan alabilir miyim? Hemen veriyorum. Buyurun şefim. Evet. Şimdi bunu ilk olarak kıracağım. Şöyle eşit diyorum. Ben artık bu karidesleri alıyorum. Şimdi parlak tarafı alt kısımda kalacak. Gördüğünüz gibi yosun yapraklarının bir yüzü mat, bir yüzü ise parlak oluyor. Parlak yüzeyinin dışarıda kalması önemli çünkü pirinç parlak yüzeye yapışmıyor. Bu arada pirincin yapış yapış bir kıvamı var sevgili seyircilerim. Ama Emre Şef elini sürekli sattığı için pirinç eline yapışmıyor. Şimdi şefimiz yosun yaprağının mat yüzeyine mayonezini sürüyor. Ardından mayonezin üzerine tercihe bağlı deniz mahsulleri yerleştiriliyor. Neden avokado koymadınız şefim? E pirinci içine koymadın, dışına koydun. Dışında oluyor çünkü. Ama pirincimizin biraz daha dinlenmesi gerekiyormuş. Tutmuyor pek. Son 7 dakika beyler. Yetişmez, sofra var. Moral bozmak yok, sofra da yetişecek. Hadi, hadi, hadi. Vallahi şu dar alanda sushi bile yaptınız ya, helal olsun size. Allah sushi bize zeval vermesin. Rabbim bizi sushi koymasın inşallah. Son 5 dakikaya girdiniz. Hadi artık sofrayı kurmanız lazım. Ama bu ya dikkat edin, çok kızgın. Geç. Geç sofra, sofra yürü 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 yürü. Emre hadi hadi hadi, gözünü seveyim. Evet güzel. Masamız şahane oldu vallahi. Çubuk. Aa bunlar niye birbirine yapışık? Çubuklar böyle oluyor. He. Evet gayet, şimdi bu çubuklarla birazdan örgü örmeye başlarlar. Bardaklarımız tamam, tabaklarımız tamam. Kaşıklarında parlıyor yalnız. Onlar ne? Unutmuşum ben. Ne yok? Karabiberlik. Bunlarla. Tavuk sotenin artan biberlerini. Şey, tuzluk mu yok evde? Vardı aslında ama unuttum mutfağa getirmeyi. Yani benim yoktu, dışarıdan alacaktım, almıştım. Ha, almayı unuttun. Evet, şey, o zaman koy, evde unutuldu. Tuzluk yoktu dersin, en azından koymuşsun ortaya. Oradan evet, da alır atarlar, tamam. Çatalların ucuna. Önemli olan tuzluk olması. Renk kattı. Tuz olması. Evet bak, adamın içi kıyıldı, ekmek yiyor orada yavan yavan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.